Merhabalar herkese. Bugün bir canlı yayına başladık fakat internetimiz çok kesildi, çok gitti, çok geldi ve çok hani takip edemiyoruz, kesiliyor, donuyor, tam anlamıyoruz gibi yorumlar aldık. O yüzden kestik ve bant yayını yapacağız bu sefer maalesef. Hani sizinle böyle sürekli bir etkileşim içinde olup sizin sorularınızı o anda alıp o anda yanıtlamayı çok seviyorum ben. Bunu tercih ediyorum ama maalesef bugün bunu gerçekleştiremedik. Egemen'le de başlamışken, Egemen Koyuncu'yla hani bırakmak istemedik. Çok güzel bir yerinde kaldı çünkü bu enerjiyi de tutturmak her zaman çok mümkün olmuyor. O yüzden şu anda biz devam edeceğiz. Sonra size bunu aktaracağız. Hoş geldiniz. Evet, Egemen, operatör doktor, Egemen Koyuncu, jinekolog, tüp bebek uzmanı. Canım Egemen'cim. Tuğba'cığım, Şimdi her şeyi baştan konuşmaya başlayacağız. tamam, evet. Ondan sonra şey yapmayı sevmiyorum, böyle baştan yapıyormuşuz gibi böyle bir oyun oynamak, numara yapmak istemiyorum. O yüzden böyle çok açık açık, evet, baştan başlayacağız. Elimizden geldiği kadar. Şimdi konuya girelim tekrar. Birinci aklımdaki bu programı yapmak istememin sebebi, bu sohbeti yapmak istememin sebebi, şununla ilgili büyük bir soru var. Soru böyle baloncuğu var etrafta gördüğüm kadarıyla. Hormon kullanılmalı mı menopozda, yoksa kullanılmamalı mı? Şimdi benim tekrar endokrin eğitimi aldım son 2 yıldır. Oradaki şey kaos, işte ne zaman bu tartışma başladı kaosu vardı. Çok da tatlı bir mentor var orada. O kadar tiyatral söyledi ki ilk tartışılmaya başlandığında hormon tedavileri, daha doğrusu menopoz ilk konuşulmaya başladığında zaten beklenen yaşam süresi 45-50 idi. Kadınlar menopoza giriyor ve ölüyorlardı. Dolayısıyla postmenopoz diye bir kavram, Tabii. onun getirdiği rahatsızlıklar, işte kemik erimeleri, düşünsene estetik yaşlanma, kalp krizi riskinin artışı ya da işte bunama, demans, Alzheimer gibi o bilişsel fonksiyon Oraya bozuklukları. kadar gitmiyordu iş. Evet ya, kasların erimesi ne demek mesela? Neden kaslarımız aşağı düşüyor? Neden her tarafımız buruşuyor? Oraya kadar gitmiyormuş ki. Dolayısıyla menopoz kavramı da çok da tartışılmıyormuş. Sonra böyle gururla söylüyoruz ya, beklenen yaşam süresi 80'i aştı. Tamam, şimdi yeni bir şeyimiz var, alanımız var. Ve kadında ve erkekte hormonal yaşlanma denilen şey, aslında herkes estetik yaşlanma algılıyor onu. Hani cildimiz buruştu, işte cildimiz kurudu, işte vajinal kuruluk oldu. Biraz şey, cinsellik tarafında sıkıntılar, işte ağrılı cinsellik oldu, eskisi kadar istek yok. Ama hiç kimse mesela çok kalender bir şekilde şey diyorlar, ya ben hipertansif oldum ya da kalp krizi, böyle spazm geçirdim ya da insülin direncim başladı benim, çok kilo aldım. Onu hiç hormonla özdeşleştirmiyor şeyler, kadınlar ve erkekler. Bu büyük Tabii. bir ihtiyaç. Yani Eskiden erkekler zaten savaşa gidermiş ya da bir yerlere gidermiş. 30 ile 40 arası, 45 arası ölürlermiş. Kadınlar da işte dediğin gibi 50. evet. Çok yakın bir zamana kadar 65 falan da, 65 yaşa. Biz çok yaşlı diye bakardık ben küçükken. Tabii. Bir de insan kendi olduğu yaşı da hiç hesap etmiyor ya, yani 30'lu yaşlarımızda 50 bize çok geliyor. Ben bu sene 50 oldum ve hani dehşete düştüm geriye bakıp. Ama öyleydi Egemen. Yani 30 yaşındakilere teyze diyorduk. Tabii. Yani artık 30 yaş daha hayatı tam anlamadan. Yüzden hormon tedavisi haklı olarak iyi sorgulanmalı, bence talep edilmeli ve uygun olan insanların mutlaka alması lazım. Erkekler için de öneri ayrı ya. Onları da testosteron eksikliği eşdeğer yaşlandırıyor. Hep bir önceki yayında da söyledim, belki hani kesildiği zamanlarda da var o şey, insanı yıllar değil yaşlandıran hormon eksikliği. Ben hormon tedavisini kişiselleştirilmiş olarak, ama yani o kadına uygunsa alması tamam, haktır dediysem ve iyi izleyebileceksem, hasta konuya hakimse, ödevler veriyorum, verdiklerimi okuyorsa, gerçekten böyle takip ediyorum ve büyük bir yaşam değişikliğiyle beraber. Ya mutlak yasakları var, yani kadının meme kanseri riski yüksek, hormon alamaz Tuğbacığım. Çok Öyle mi? obezse tabii Ha, meme onu kanseri tetikliyor. riski alamaz. Ne bileyim, mesela çok obezse emboli riski, toplar damarda kan pıhtılaşıp o sistemik dolaşımı artma riski artar, alamaz. Sigara içen kadın asla alamaz. Yani
sebebi adı konulmamış anormal kanamaları olan kadın alamaz. Yani dolayısıyla biz şimdi bunlar reçetesiz satılıyor ya, böyle bir sıkıntımız var. Yani gidip de eczaneden hormon alamayız, almamalıyız. Bu mutlaka bir mihmandarla yürür. Ve ben zaman çok özür dilerim. Araya girdim. O zaman şimdi de söyleyelim. Yani neden hani kontrolsüz ya da çok bilgisiz, bilinçsiz hormon almanın dezavantajları nedir? Onu da söyleyelim. Kayın kanseri olabiliriz mesela. Çünkü östrojen mutlaka progesteronla beraber kullanılıyorlar. Şey gibi düşün, panzehir gibi düşün. Östrojenin vücutta bir takım iyi etkileri var ama belli bir dozun o üstünde vücudun her dokusunda kötü olabilir o. Sadece memede değil, rahim içi dokuyu çok kalınlaştırıyor mesela. Rahim kanseri sebebi olabilir. Çok östrojen vücudun hiçbir organına iyi gelmiyor. Ne tiroide, ne pankreasa, ne kemiğe. Çünkü her tarafta östrojen reseptörü var. Onu progesteronla karşılamak gerekiyor. Ve bu iki hormonun mutlaka doğal yani bio eşdeğer, bizim biyomuza uygun olması gerekiyor. Dozlar kişiselleştirilmiş, mutlaka o hastaya göre olması gerekiyor. Peki, şimdi çok erken yaşlarda da menopoza var, menopoza giren var demiştin aylar önce konuştuğumuzda. Evet. Hani bu nereye kadar, hani erken derken ne kadar erkenden bahsediyorsun ve ortalama menopoz yaşı düştü mü geçmişe göre? Bu yediklerimizden, yaşadığımız ortamdan dolayı hani bir sürü şey değişti ya artık, mesela işte ergenlik yaşı da çok düştü. Ortalama 9'larda öngörüyorlar artık ergenlik yaşı. Hani bunun gibi menopozu da etkiledi mi bu sistem? Seninle konuşurken hatırlıyor musun? Genel böyle hani iş yaşamımızın da getirdiği yorgunluklar, daha sıradan şeyler konuşmuştuk. Normal yaşamı sürdürürken ki enerjimizi sağlayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz vitaminler vesaire, sanıyorum ondan başlamıştık. Yani ne almalıyızdan. Beslenme çok önemli. Bütün dünya standartları değişti. Toprağını çok iyi koruyan ülkeler var. Almanya gibi, Kuzey Fransa gibi. Bir de ne yazık ki bizim gibi tarımın ve hayvancılığın yavaş yavaş öldüğü ülkeler var. Ve yani bizim ülkemizde bunun ölmesi çok acı değil mi? Yani ne kadar... Ne verimli topraklar, ne bire bin veren topraklar. Düşünsene yani Konya ovası yok oldu. Yani hibrit tahıl denilen şey korkunç bir şey. Bana hasta şey diyorlar, yani 1000 yıldır gluten var. Gluten neden kötü? Çünkü benim çocukluğumda atalık tohumuyla üretiliyordu. Bunun alerjen bir tarafı yoktu ki. Şimdi hibridize ediliyor tohum ve daha hibridize edilirken içine tarım ilacı konuluyor Tuğba. Yani o ürünün gluteni bağırsakları dümdüz ediyor. Dolayısıyla burada nasıl bir şey oluyor biliyor musun? Bak inek sütü ürünleri de mesela böyle çok ciddi hormon şey. Bununla ilgili de son zamanlarda çok tartışma var zaten. Yani inek sütü verin çocuklara, vermeyin çocuklara. Yani inek sütüyle büyüdük biz. Evet, ama bu da bizim için daha doğaldı. Orada bir de tür şeyi var. Şimdi gluten artık yapay, eskisi gibi değil. Bu çok hırpalayıcı bir şey. Bunu bir kenara koyalım. İnek sütüyle ilgili sıkıntı da inek sütü inek ve türünün besini. Yani her memeli türünün anne sütü kendi yavrusu için üretiliyor. Dolayısıyla evet. Biz aslında memeliler arasında kendi anne sütümüz bitince başka ırklara tırtıklanan tek memeli türüyüz. O zaman her şey kalkıyor ortadan. Yani peynirde kalkıyor, yumurtada kalkıyor, Yumurta çok... Yumurta diyorum ya, çok özür dilerim, yoğurt. Yoğurt, evet. Yoğurt da kalkıyor. Ya evet, yoğurt da kalkıyor. Bize en uygun ne biliyor musun? Keçi peyniri. Memelilere en uygun olan. İnek sütü ve yoğurdu ve kefir çok alerjen içeriyor. Çok laktoz ve kazein içeriyor. O yüzden bağırsağa zararlı. Yani birkaç tane temel ürün var. İnek sütündeki laktoz ve kazein. Maya, gluten ve çok da bizim rutinimizde olmayan soya. Bunlar bağırsak duvarlarını çok saldırıp dümdüz ediyor Tuğba. Şimdi normalde ne oluyor? Bağırsak virüsleri var, böyle Ege haritası gibi düşün. Tırtık tırtık tırtık. O virüsler yok olup Konya ovası gibi oluyor bağırsak. Ve normalde yapması gereken şey sağlıklı besini emmek, toksini atmak kakayla. Evet. Öyle olmuyor. Toksinlerin hepsi sistemik dolaşıma geçiyor.
rahatlıkla, çünkü orada bütün kapılar yıkılmış oluyor. Ama sağlıklı besinin emileceği o küçük virüslerin, tırtıkların hiçbirisi olmadığı için olduğu gibi atıyoruz. Yani dünyanın en kaliteli omega 3'ünü de yutsam, en şahane sızma zeytinyağını da yesem, o bağırsak onları emmiyor. Ve toksinlerle ilgili özellik şu, mesela toksini aldım. Vücudum diyor ki, bir süre bununla makrofajlar o toksinleri mikrop gibi, hani antikor antijen ilişkisi gibi mikropları yok etmeye çalışıyor. Sonra diyor ki mesela, ya bu toksin gluten için mesela, tiroid dokusuna çok benziyor gluten. Ve sonra Hashimoto oluyoruz. Ne kadar çok Hashimoto var değil mi? Benim görüştüğüm hastalarda 10 kadından 7'si Hashimoto artık. İnanamıyorum sıklığının artışına. İnek süt ürünleriyle de ilgili öyle. Yani diyor ki mesela beyin dokusuna benzetiyor, multipsikleroz geliştiriyor. Pankreas acık hücrelerine benzetiyor, insülin direnci geliştiriyor. Dolayısıyla otoimmün hastalık denilen bu hastalıklar bu toksinlerle çok ilgili. Yani menopoz konusundan uzaklaşmadan diye çalışıyor konuyu. Yumurtalığa karşı, yumurta hücresine karşı gelişen antikorlar da bizi infertiliteye, yani kısırlığa, üreme tıbbına, erken menopoza gidişimizi aslında artırıyor olabilir diye düşünüyoruz şu anda. Yurt dışında 51 yaş menopoz yaşı, bizde 47-49 civarında. Öyle peki, bizde daha düşük olmasının sebebi genetik bir sebeplenme. Biraz, evet, biraz ırksal özelliklerimizle ilgili. Türkiye'de beslenmenin biraz daha zor olduğunu düşünüyor birçok ülke. Şeyine göre, yani yayınlarına göre bizim ülkemizde biraz daha erken menopoza giriyor kızlar. Tam böyle karışık bir coğrafyadayız ya biz. Evet. Ülkeyi şöyle değerlendirmek lazım. Biz çok da göç alan bir ülkeyiz bir yandan. Evet. Yani ne kadar homojen çalışmalar, her yerden ne kadar doğru bilgi geliyor, bunu çok bilmiyoruz ama böyle 2 yıllık bir fark var diyelim sadece buna. Yani çok böyle dramatik bir fark olduğunu söyleyemeyeceğim. Peki en erken gördüğün menopoz kaç yaş? Ve erken menopoz 18. Felaket. Yani ben de şok olmuştum. Hatta zaten regli görmeye yeni başlamış oluyor. Zaten regli olmaya yeni başlamış oluyor neredeyse. Yani nasıl 18 olabilir? Yaşında başlamıştı kızcağız adet görmeye. 18'de bitmişti. Benden önce birkaç doktora gitmişti. Ve çok kötü bir şey duyduğunda inanmak istemezsin ya. Karşı taraftakini, yani bunun bir sorumlusu olmalı. Ve hani o durumda karşındaki doktor belki de bu konuda sorumlu tutacağın ilk şey, onların yanlış değerlendirdiğini düşünüp çok da öfkeli gelmişti. Çok yavaş yavaş alıştırmıştım onu bu sürece ve hormon tedavisi kullandı yıllarca. Çocuk sahibi olamadı. Onu soracaktım. Evet, tabii 18 yaş ya, daha çocuk düşünsene. Benim kızım beni 18'ini bitirdi. O kadar küçük ki, yani çocuk sahibi olamadı ama kemik erimesinden, kalp hastalıklarının riskinden, işte o bilişsel fonksiyonlarını korumak için çok ateş basması, terleme vardı. O kadar, ne kadar erken gelirse o kadar şiddetli bulgu oluyor. Biraz önce sorduğun soru oydu, hatırlıyor musun? Beden de belki oraya hazırlanmıyor. Yani belki beden de yaşla beraber oraya yavaş yavaş kendini hazırlıyor. Böyle birdenbire gelince tam yeni adet görmeye başlamışsın derken, tam hani kadınsal enerjinin, bedeninin en top noktasına ulaşırken böyle bir kesinti belki, ve çok dramatik oluyordur. Çok dramatik ve yaşlanma tabii hızlı geliyor. Orada estetik yaşlanmayı kastetmiyorum sadece. Yani organ yaşlanması, genel olarak vücudun yıpranması çok daha hızlı geliyor. Mesela bu kadınların öneri şu, Dünya Sağlık Örgütü diyor ki 50 yaş fizyolojik menopoz yaşıysa her kadın 50 yaşa kadar hormon kullanmalı. Erken menopozlar için. Çünkü mesela 20 yaşın altında menopoza girme olasılığı 10.000'de 1. 30'un altında girme olasılığı 1.000'de 1. 40'ın altında girme olasılığı 1%. Bunlara premature ovarian failure deniyor. Yani erken yumurtalık yetmezliği deniyor. 45'in altına da erken menopoz diyoruz. Bir durumun menopoz sayılması için adetten kesilmenin 1 yıl, değil mi? Doğru. Aynen. 1 yıl adet görmediğin zaman artık menopozdasın demek. Evet, 1 yıl görmedin de menopozdasın demek. 9 ay? 9, anlaşıldı. 9 ay oluyor mu? 1 yıl yani. Yani. Bir tanımlaması böyle. Çünkü şöyle bir şey istiyoruz. Neden mutlu sınırı koyuyoruz? Bir kere bir tanı için bir cut-off limite ihtiyaç var. Değil mi? Bir de vücuttan hormonun tamamen çekilmesini bekliyoruz ki biz yerine
hormon tedavisi yapacaksak, yani replasman yapacaksak, var olan östrojenin üstüne bir de biz ekleyip de hiperöstrojene mi denilen aşırı östrojene sebep olmayalım. Peki bir şey soracağım. Yani ne olmaya başladığında kadın kendini artık o menopoz sürecine hazırlamalı? Beden nasıl o şeyi başlatıyor? Nasıl bize bir ipucu veriyor? Nereden anlayabiliriz onu? Ön menopoz deniyor şey herhalde. Bazen hiçbir şey olmuyor. Yani ama genç yaşlardan ileri yaşlara doğru bu hiçbir şey olmuyor'yu bir hani hesaplarsak, ne kadar erken yaşta girerse o kadar çok şey hissediyor. Geç yaşta girerse bunu zaten hormon eksikliği yavaş yavaş oturduğu için o sürece alışıyor. Neler oluyor? Adet düzensizlikleri oluyor. Premenopoz yıllarında biraz sık yumurtlamaya başlıyoruz Tuğba'cığım. Normalden 14. gün yumurtluyoruz ya. Giderek daha erken yumurtlamaya başlıyoruz. Yumurtaları atmaya başlıyor yani vücuttan. Evet, daha kolay şey yapıyor, yumurta çatlıyor. Sıklaşıyor adet. Polimenore diyoruz ona. Sonra seyrekleşmeye başlıyor. Bir şey soracağım. Tam o sırada yumurtaları hızlı atmaya başladı da belki birden fazla yumurta atıyor aynı sürede. Genelde tek atıyor. Tek mi atıyor? Evet. Anladım. Genelde tek atıyor. Yani bir hızlı tüketim yok aslında. Anladım. Ama şöyle bir şey oluyor. Mesela biz yılda bir ayda bir kere adet görüyoruz ya. Evet. Ama sık adet görürse yılda 16 adet görüyor kadın 12 yerine. O durumda haklısın tabii. Sıklığı artınca. Sonra adet seyrekleşiyor. Bazen doğrudan adet seyrekleşiyor. Soru neydi aslında? Çok kendimden yola çıkarak bir soru sordum. Aha. Benim biliyorsun ayrı yumurta ikizlerim var. Evet. Bu ay, o ay içinde iki tane yumurta bırakmasıyla ilgili vücudum. Normal, olmayan bir şey, normal bir şey. Evet. Acaba dedim tam o sırada bir gebelik söz konusu olursa ikiz olma ihtimali yükseliyor mu gibi kafamda böyle bir takım şeyler yaptım, çıkarımlar. O da yaşa bağlı. Erken yaşlarda kadında sağlıklı yumurta sıklığı daha çok ya. Ne kadar erken olursa o kadar kaliteli yumurta var. Evet, o yaşlarda da ikiz olabilir, rezerve azalmış olsa da. Haklısın. Ama yaş geç oldukça yumurta sayısı azalıyor. Tabii. Kalitesi de kötü oluyor. Yani daha geç yaşlarda. Ama benim mesela şöyle bir şeyim var. İki tane rekor hastam var. Bir tanesi çok rekor. Çünkü 41 yaşında arkadaşım da hatta çok kötü hormon değerleriyle artık adet göremeyebiliriz. TSH diye bir hormon var. Folikül sütun hormonu. O 40'ın üzerindeydi. Artık adet göremeyebiliriz diye konuşturmuştuk. Bir tane de kızını doğurtmuştum ondan önce. 3 ay sonra spontan ikizle geldi kendiliğinden. Ve onları da doğurttum ben 42 yaşında. Tam benim dediğim şey o zaman. Evet, ama çok az sıklı. Yani benim hayatımda bir kere karşıma çıktı. Bir tane de aynı değerli 36 yaşında çok daha genç bir hastanın tekil gebeliğine, ama yani 40'ın üzerinde FSH'la. O biraz şeye bağlı, hani hormon değerleriyle adet düzenini karşılaştırıyorsun. Ama hayat insana acımasız bir şekilde çok keskin olmamayı öğretiyor Tuba. Yani mesela asla o olmaz, asla gebe kalamazsınız. 3 ay sonra menopoza gireceksiniz falan. Böyle şeyler asla söylememek. Hiç yok. Şey, aynen. Şimdi bir tane soru daha önceki canlı yayınımızdan gelen sorulardan bir tanesini soracağım sana. Hipotiroidizm gibi bir hastalığa sahip olmak menopozun daha erken başlamasına sebep olabilir mi? Teorik olarak hayır. Ama hipotiroidizm dediğim gibi toksik beslenmeden kaynaklanıyorsa ve otoimmünite, yani vücut kendi kendine antikor geliştiriyorsa, başka, şimdi bu bir endokrin organ ya tiroid. Yumurtalık da bir endokrin organ. Aynı tarz antikorlar yumurtalığa da saldırabiliyor. Ve eğer sebebi otoimmünite ise antikor bakmak lazım hastada. Biraz daha erken menopoza giriyorlar. O yüzden hipotiroid hastalarda eğer Hashimoto ise antikoru varsa mutlaka yumurtalık rezervini kontrol etmek lazım hastaları. Bir dakika. At 44 years it's necessary to take supplements for effort your body for menopause. Yani premenopozda, menopoz için ya da premenopozda aslında aynı şekilde cevaplayabiliriz. Biraz önce konuşmuştuk ya, kişiye özel. Yani bir sağlık paneli oluşturmak lazım o kadın için ya da o adam için. Erkekler için de, biz daha çok kadınların üzerinden gidiyoruz şimdi. O sağlık panelinde ne eksikse onu vermek lazım. Tek inanmadığım şey multivitamin, biliyor musun? Hiç inanmam. Minnacık bir tablete bir sürü şey sıkıştırıyorsun.
vitamin sıkıştırıyorsun ve insanları bunun hayatlarını şahane düzelteceğine inanıp hatta reklamlarla işte ben hayatımı bununla süper hale getiriyorum işte şey superwoman ya da superman oluyorum. Böyle şeyler var yani biliyorsun hani kan testi yaptırdığımızda o vitaminler o multivitaminlerden içindeki vitaminlerden bazıları daha düşük kanında bazıları yüksek ortalamanın üstünde olabilir. Yani o bir cesaret çok iyi biliyor olman lazım ona uygun olduğunu diye düşünüyorum. İki şey birbiriyle anlaşmıyor. Yani hastaya mesela demir alırken lütfen süt içmeyin deriz kalsiyumla anlaşmaz diye. Multivitaminlerin içinde ikisi de vardır. Yani burada şeyi çok ayırmak lazım. Hiçbir vitamin de sonsuz kullanılmaz. Yani burada da böyle bir şey var. Yani her şeyi alıyoruz ve antioksidasyonu vücutta antioksidanlar alıyoruz değil mi? Yaşlanmayalım diye. Ama bizim vücudumuzda oksidasyon bazı hücrelerin yok edilmesi için kanser hücreleri gibi gerekli. O zaman sonsuz antioksidan kullanamayız. Ama çok çok şey bir şey var, net bir şey var Tuba'cığım. Omega 3 vücutta hücre bütünlüğünü sağlayan tek ürün. Ve aslında hücrelerin birbiriyle mesajlaşmasını sağlayan da tek ürün. O yüzden bilişsel fonksiyon için veriyoruz. Hastalar, gebe kadınlar omega 3'ün çocuklarının daha zeki olacağına inandıkları için alırlar. Böyle bir şey yok yani genetik çocukların zekası büyük oranda anneden geçiyor aslında. Öyle mi? Evet, embriyolojik böyle bir ağırlıkla anneden geçiyor. Evet, şahane bir şey değil mi? Çok feminist. İlginç şey de evet. Yani biz çocuklar daha zeki olsun diye kullanmayız omega 3'ü. Hepimizin sağlığı için kullanırız. Yani koroner kalp hastalıkları için çok gerekli. Mesela hipotiroide omega 3 çok faydalı bir şey. Yüksek doz vermek gerekir. Vazgeçmeden alacağımız temel olarak 3 tane şey var. Bunların bir tanesi omega 3 ama omega 3'ü altının 2 katı olacak. Bir tanesi D vitamini. Eksikliği mutlaka tamamlanmalı. Bu mesela bakmadan kullanamayız. İlla ki düzeyini bilerek kullanacağız. Üçüncüsü de magnezyum. Türkiye'deki en büyük sorun kötü tarım yüzünden magnezyum mahvolmuş durumda. Dışarıdan mutlaka iyi formda magnezyum almak lazım. Bence günlük almak lazım. Benim 3 vazgeçilmezim bu. Özellikle premenopoz ve menopoz grubunda. What can I do on osteoporos? Peros? Okuyamadım. Drink milk or take supplements. Ya yine şey, oradaki bir trik, tehlike var. Kalsiyum yıllarca çok yüksek dozlarda kullanıldı biliyorsun. Grip olan kalsiyum alırdı bizim çocukluğumuzda. Evet. Hatırlıyor musun? Yani çok yeni zamanlara kadar bu kullanılırdı. Şimdi biliyoruz ki 1500 miligramın üstünde kalsiyum kalp krizi riskini artırıyor. Yani damarı bir borucuk olarak düşünün. İçinde koroner damarların içinde kolesterol plakları var. Kalsiyum birikip o plakların açık kısmını yani damardan sıvı geçen, kan geçen kısmını tak diye kapatabilir ve kalp krizi geçirir hasta. Kalsiyum da çok dozunda kullanılması gereken bir şey. Supplement olarak biz temel olarak kalsiyum, magnezyum, D vitamini ve çinko kullanırız. Ama kişiselleştirilmiş kullanırız. Bir yani, tane soru varmış tam da bu konuyla ilgili. Is calcium and vitamin D good for the bones diye. Evet ama kontrollü dozlarda. Kontrollü. Vitamin D bir de böyle kalsiyum eşittir kemik diye büyütüldük ya. Aslında magnezyum eşittir kemik artık. Çünkü kalsiyumu birçok üründen alıyoruz. Yeşil yapraklı sebzeler bir kalsiyum deposu mesela. Kırmızı et öyle. Ama veganlar için ya da vejetaryenler için sebzeden de alıyoruz. Süt ürünleri alanlar için ama bu şey için de mesela meyve sütleri için de geçerli. Badem sütü için, fındık sütü için, Hindistan cevizi sütü için bunlarda da çok kalsiyum var mesela. Peki bunlar iyi mi vücut için? Mesela biz inek sütü yerine bunları tercih edebilir miyiz? Edebiliriz. Protein oranları son derece yüksek, kolesterol oranları son derece düşük ve hiç alerjen içermiyorlar. Yani ben artık kendi evimde oturttum ve kızımı da epeyce alıştırdım buna. Öyle mi? Evet, son 1,5 yıldır gluten içeren ürünler ve süt ürünleriyle ilişkimizi kontrol ettim. Aa ne güzel. Ama bir şey söyleyeceğim, ilk ay çok zor oldu. Çünkü gluteni geçen sene ilk kestiğimde ben bir hastamla klinikte sohbet ediyorum. Bir sıkıntısını anlamaya çalışıyorum. O sırada neredeyse serap görüyordum. Susamlı simit ve ezine peyniri böyle. Güzel geçiyor. Poğaçalar, börekler. İlk 6 hafta eliminasyonda korkunç zor geçiyor. Ama yani
O eliminasyon aslında bütünsel sağlığımız için çok önemli. Yapmak lazım. Benim de yapmam lazım. Benim kızlarımdan biri, pardon, benim kızlarımdan biri çok seviyor süt. Yani vazgeçirmem çok zor. Benim annem de çok içer ve o da çok destekliyor süt içmesini aslında. İyi olduğunu düşünüyor ve bütün bunların hani olur ya bazen işte yumurta çok zararlı aslında. Aa hayır çok yararlı. İşte çiçekler çok kötü. Yo öyle bir şey yokmuş aslında falan gibi durumlarımız var ya bizim hep bu gazetelerde birdenbire çıkan sonra sönen haberler. Bir sene iki sene bir şey inanılır sonra o tükaka yapılır falan. O yüzden sütün de böyle olduğunu düşünüyor aslında benim annem. Bildiğimiz bu, öğrendiğimiz bu. Ben de o kadar severim ki çünkü biz annem bizi gece yat yani uyurduk. Sabaha karşı süt içirirdi uyandırıp. Düşünsene mesela çocukluğumda hatırladığım en sevgi dolu sahnelerden bir tanesi bu. Annem ılık süt içirirdi üçümüze de, üç kardeşiz biz. Onu yani hem orada güzel hatırlıyorum hem de o sütün tadı hep damağımda. Damağımda değil mi? Evet çok çok sevdiğim şeyler ya o dönem ama artık o zaman da değil. Bir de tabii hani tür farkını, memeli farkını önemsemek lazım. Yani her şey evriliyor Tuğba'cığım dünyada. Yani beslenme de evrilecek. Belki de çok ciddi bir endüstri var burada ve o da bir yaşam mücadelesi veriyor. Tabii işi şeyde de düşünmek, yani ekonomik bazında da düşünmek lazım ama bilimsel olarak artık çocuk hekimleri özellikle atopik hastalıklar nedeniyle inek sütünden hiç ama hiç hoşlanmıyorlar haklı olarak. Peki şimdi ben menopoza dönüyorum. Tamam. Sorularım var. Şimdi benim bir arkadaşım var. Aha. Benim yaşlarımda. Ve rahimlerini aldırdı. Rahimini aldırdı. Aldırmak zorunda kaldı. Kötü bir hastalıktan dolayı. Ve bundan dolayı da tabii ki erken menopoz yaşıyor. Şimdi erken menopoz sürecinde menekislerine nasıl etkisi var bunun? Yumurtalıkları bırakıldı mı bırakılmadı mı? Bırakılmadı. Her şeyini aldılar diyebiliyorum. Okay, tamam, peki. Şimdi erken menopoz belki de menopozun en acımasız halini cerrahi menopozda yaşıyor. Cerrahi menopozda bir gün önce kadının bütün hormonları yerindeyken sen onları alıyorsun ve kadın bir günde ertesi gün ateş basma başlar. O kadar agresif bir şeydir ki o. O yüzden bu gibi durumlarda hemen cerrahiden önce memesini çok iyi görüntüleyip hastanın bilmek lazım. Lifetime risk diye bir şey var ya hayat boyu risk her şeyden hesaplanabilir. Evet. Memede de hastanın yaşı, kilosu, aile öyküsü ama epeyce derince inceleyip mamografisi, meme ultrasonu, şüpheli lezyon varsa meme MR'ı gerekirse biyopsi bu haritaları yapıyoruz ama bazen çok acil ameliyatlar yapmamız gerekiyor. Birinci ayın bitimine kadar bekliyorum ben sonra yapıyoruz. Yaş olarak erken menopoza girdiyse kadın mutlaka eğer şansı varsa, bütün bu değerlendirmelerle tamam biz bu kadını destekleyebiliriz diyorsak biyoester hormon vermeliyiz. Fizyolojik menopoz yaşı olan 50'ye kadar kadın kullanabilir. Şimdi burada biyoester hormonlar asla meme kanseri yapmaz diyemeyiz Tuğba. Böyle bir özgürlüğümüz yok. Yine çok sıkı izleyeceğiz bu grubu. Ama en az 5 yıl rahatlıkla biyoester hormon kullanabilir. Kaygısı neydi? İlk kaygısı. Soruları nasıldı tam olarak? Yok değil yani ben şu anda sorularından değil. Onun aklımda kalan hani o hikayede benim aklımda kalan soruları da onun yaşadığını bildiğim soruları da soruyorum. Hani tam değil evet. Mesela sonuçta ciddi bir şey. Acil bir şekilde zorunlu olarak rahmin ve yumurtalıklarına alınıyor. Ve tabii ki şöyle bir şey var. Evet bir menopoza gireceksin. Ama bu normal menopoz süreciyle aynı mı, başka bir süreç mi yaşıyorsun? Daha ağır. Bir de tabii hiç beklemediğin bir hastalıkla bir sağlık şoku yaşıyorsun değil mi? Yaşamsal bir riski var. Bir tarafıyla onu düşün. Yani duygu durumunun kötü olduğu bir cerrahi biçimi. Birdenbire de aslında kastrasyon da yaşıyorsun. Değil mi? Kısırlaştırma da yaşıyorsun. Tabii. Çocuk etmek anlamında söylemiyorum bunu. İlla çocuk istemeyebiliriz ama bize yumurtalıklarımız neden lazım biliyor musun? Biz fizyolojik yaşta menopoza girdikten sonra da testosteron salgılıyor yumurtalıklarımız. Hı-hı. Ve o testosteron bizi kalp damar hastalıklarından koruyor. Şunu biliyoruz, cerrahi menopozla bizim yumurtalıkları almak zorunda olduğumuz hastalarda kadında beklenen yaşam süresi 5 ila 8 yıl kısalıyor. O yüzden Hı-hı. ben mesela rahim ameliyatı yapmam gerekiyor değil mi?
Bir kere bunu çok iyi ikna olmalıyım. Bir kadının cerrahi gerekmesi için arkadaşın gibi çok ciddi bir sebep lazım. Birçok yöntemle, çünkü medikal yöntemle kanamaları durdurabiliriz. Ama kanser riski var. Rahim ameliyatı yapacağız. Eğer mümkünse yumurtalıkları öncesinde çok iyi inceleyip, ameliyatta da çok iyi inceleyip, kadın menopozda ise bile yumurtalıkları bırakabiliriz. O yumurtalıkların ürettiği androjen bize lazım çünkü. Yumurtalık kanserlerinin %85'i tüplerden kaynaklanıyor. O tüplerin hani yumurtaları alan odamda bir şey var, hatırlıyor musun böyle çizimler? Evet, evet. Tüplerin ucunda yumurtaları kapan fimbriyalar var, elektrik süpürgesi gibi. Yumurtalık kanserlerinin %85'i oradan başlayıp yumurtalığa ekiliyor. Onu aldığında zaten %85'ini azaltıyorsun. O yüzden böyle yumurtalık koruyucu cerrahi konusunda çok titiz olmamız lazım bizim de hastalarla konuşurken. Peki bu süreçte mesela şeyde de... Bir dakika, şey mi? Seste problem var mı? Yok değil mi? Tamam. Bunda ne sıcak basma oluyor değil mi? Menopozda benim bildiğimi söyleyeyim. Bir sıcak basma oluyor. İşte kilo alımı artıyor. Yaşlanma artıyor. Vücuttaki kolajen azalıyor. Kemik erimesi başlıyor kadında. İşte senin dediğin gibi beyin fonksiyonlarında değişim oluyor. Bunların hepsi zaten anladığım kadarıyla düzenli kontrol gerektiren ve iyi bir doktor-hasta ilişkisi gerektiren durumlar. Kendimize bir şekilde iyi bakmamız gerekiyor. Tiroidimiz varsa bunu daha ağır yaşayabiliyoruz. Düşük çalışan tiroid ya da yüksek çalışan tiroid arasında fark var mı peki Egemen? Düşük çalışan tiroid çok böyle apatik bir şey ya, çok insanın enerjisini düşürüyor. Zorluyor kadını tabii hormon eksilmesiyle beraber. Yüksek çalışan tiroid de çok metabolik hızı yükseltiyor Tuba. O da sürekli çarpıntılı, sinirli, gergin. O da hani böyle hani birazcık yüksek bir ruh hali negatif anlamda. İkisinde farklı şartları var ama bence ikisinde menopoz eş değerde zorluyor. Çok zorluyor. Peki kilo kontrolünü nasıl düzenlemek gerekiyor? Yani şey vardır mesela, menopoza zayıf gireyim ki evet, doğru. Daha zayıf çıkayım. Doğru mu? Çok doğru. Ne oluyor biliyor musun? Böyle bel çevresi kalınlaşıyor. Erkekler gibi. Çünkü artık testosteronik kadınlar oluyoruz. Değil mi? Östrojenimiz tükeniyor. Nasıl yaşlanan erkeklerde böyle popo üçgen gibi küçülür, karın gerilir, hepsi biraz böyle karınlı olur. İnsülin direnci de ekleniyor çoğu zaman buna ama orta hatta ciddi bir kalınlaşma oluyor. Kayıplardan bahsetmiştik ya, %1,5 kuralı her sene kolajende, ciltte, kasta kayıp var. Ondan sonra ve kemikte kayıp var. Dolayısıyla yaşam biçimini tümüyle değiştirmek gerekiyor. Garip de bir dönem biliyor musun? İlk 2 yıl tuhaf bir şekilde iştahı artıyor bir kısım hastanın. Bunun sayısı az da değil. Yani biraz daha oburlaşıp herhalde bir kontrol mekanizması değişiyor diye düşünüyorum. Yani bunun çok çünkü bilimsel olarak izahı yok ama belki biraz vazgeçme hali kadınlıktan menopoza giriş. Yani duygu durumuyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bir oburca yemek de var. Hani çok radikal bir şekilde menopoz sonrası o danışma verdiğimiz hastalara hep aynı şeyi söylememiz lazım. Hayatımız değişti ama mesela 50 yaşında menopoza girdim değil mi? En tap bekledim. Beklenen yaşam süresi 80'i geçtiyse önümde 30 küsür yıl var. Bu zamanı nasıl en iyi, en sağlıklı geçirmeliyim? O zaman kaliteli, sevdiğim, keyif aldığım bir egzersiz biçimi bulmalıyım. Bu illa pahalı bir egzersiz biçimi, hocalarla çalışayım, işte salonlara gideyim. Zaten bu rutinlerimiz değişecek ya, yani hani artık birçok şeyi değiştireceğiz. Böyle olmak zorunda değil ki. Yürümek için bir eşofmana bir de spor ayakkabıya ihtiyacımız var. Yani şahane bir şeydir yürüyüş yapmak. Ama kas çalışmamız gerekiyor. Yani kilo kontrolü için çok önemli. Mutlaka. Yani hayat programı. Ben hayatta nerede olmak istiyorum? Kendimi nerede görmek istiyorum? Evet, bir süreç bitti hayatımda. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Bay bay. Önümde şu kadar zaman var ortalama. 25 yıl, 30 yıl. Tabii ki hiç kimse bilmiyor yarınımızın ne olacağını ama ortalama benim önümde böyle bir zaman var. Ben nasıl bir kadın olmak istiyorum bundan sonra? Aslında bu senin kadınlığının bittiği anlamına gelmiyor. İnsanlar belki ondan da şey yapıyorlar. O kadınlığa veda da oluyor ya bir noktada. Evet. Aslında sen kadın olmaya devam ediyorsun. Sadece bir takım hormon dengelerin vücudunda değişiyor.
Bunu da önce şurada çok da trajik yaşamamak lazım belki. Burada evet ben bir kadınım, böyle bir şey yaşadım. Hoşça kal. Üçüncü evresine geçtim hayatımın. İşte çocukluk, ergenlik ve ergenlikle başlayan o üretken dönem. Ve sonra aslında bir noktada da daha olgun ve daha bir sürü şey yaşamış, deneyimlemiş ve hayatında başka bir noktaya geldiğin bir dönem. Onu da belki daha iyi noktadan bakıp ben nasıl bir kadın olmak istiyorum bundan sonra sorusuyla başlamak gerekebilir. Belki daha iyi bir enerji verebilir insana. İşte senin anlattığın gibi aslında mesela cerrahi menopozda bu süreç, bu geçiş süreci daha zor olabilir hiç beklemiyorken. Ama her yaşta insanın değişikliklere alışmak için zamana ihtiyacı oluyor. Menopozda da öyle görüyorum ben. Yani bir tamam bu bir devri kapattım ben ve yeni hayatım için adapte olmaya ihtiyacım var. Evet, zaman senin. İstediğin gibi bunu kullanabilirsin. Ama bu adaptasyonu 5 yıla yayarsak o zaman depresif bir süreç geliyor. Çünkü evet yani ben şimdi bugün bakıyorum mesela 18 yaşıma teşekkür ederim. 20'ye de teşekkür ederim. 30'a da ama geri dönüp bunları bir daha yaşamak ister miyim? Hayır. Yani biraz böyle bakmak lazım. Bir sürü güzel an vardı, bir sürü zorluk vardı. Şimdi olduğumuz anın kıymetini bilip bundan sonrasını nasıl geçireceğimizi 2,5 aydır evdeyiz değil mi? Yani bence bu korkunç olan. Yeni sürece adapte olmak için çok zaman harcamamak lazım. Korkunç değil mi? Daha korkunç şeyler var. Ya korkunç demeyeyim yani bir tabii sağlık tarafında çalışınca biraz daha şey oluyor, dramatik oluyor işler. Değilse ben de çok evde olmayı sevdim. Keşke bu sebeple yaşamasaydık. O ayrı bir şey ama değişikliklere ne kadar hızlı adapte olursan yaşam biçiminde o kadar kolay değiştiriyorsun. Çünkü mesela beslenmeyi öğretmek gerekiyor mutlaka değil mi? Kilo korumak açısından. Çünkü senin söylediğin şey var ya kadınlığın kaybı. Bence en vurucu tarafı buydu. Çünkü cildi yıpranıyor, kasları eriyor. Çok ciddi bir vajinal kuruluğu oluyor mesela. Cinsellik çok mühim. Kurulukla ilgili ne öneriyorsun? Ya vajinal kurulukla ilgili... özellikle ben şuna inanıyorum. Kadın cinselliğini rahat ve iyi yaşarsa hatta daha güzel bir dünya olur gibi geliyor bana. Çünkü kadın mutlu olur. Mutlu kadın mutlu bir ev yaratır. Hani mutlu ev, mutlu bir çevre yaratır ve mutlu, daha mutlu bir dünya yaratır. Mutlu çocuklar olur çocukları diye düşünüyorum. O yüzden kadının cinselliği bence çok önemli. İyi cinsellik yaşıyor olması, kaliteli cinsellik yaşıyor olması. Dolayısıyla bu menopozun da kadının cinsellikten vazgeçmesi anlamına gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ne öneriyorsun? Ya çok çok kalpten inandığım bir şey var. Bir kadının sevgilisi, partneri, eşi, her neyse birlikte yaşadığı insan, o ilişkinin bütünlüğünde cinselliğin payı hep %50'den fazladır diye düşünüyorum. Bütün sorunları çözen de en iyi yol budur. Çiftin karşılıklı anlaşmasının en iyi yolu da budur. Cinsellik kalitesinin yüksek olması her iki tarafında birbirini mutlu etmeye çabasıyla ilgili. Şimdi kadında hormon eksildiği zaman cinsellik böyle tamamen ben artık hiçbir şey hissetmiyorum, hiçbir şey istemiyorum diyen kadınların önceki cinsel yaşamı da iyi değil zaten. Yani burada doğrudan menopozu suçlamak ne kadar doğru... çeken bir şey yok o kadın. Evet, evet. Çünkü kadın şu taleple gelebilir mesela. Çok istiyorum eşimi ama canım acıyor birlikteyken. Vajinal kuruluğu var. Burada biz sistemik hormon da kullanabiliriz. O bütün vücudun kuruluğunu giderecek bir şey tabii. Hani cilt kuruluğu sadece vajinayla ilgili değil. İşte çok ciddi kollar kuruyor, bacaklar kuruyor değil mi? O cilt kaşınıyor, cilt çok inceliyor. Sistemik hormon alınca onun bütünlüğü korunuyor. Ama hiç sistemik hormon almak istemiyorsa kadın ya da zaten biz veremiyorsak, durum uygun değilse o zaman vajinal formları var, tablet formları. Onlar sistemik dolaşıma hemen hemen hiç geçmiyor ve meme kanseri riskini asla artırmıyor. Vajinal tablet olarak ya da krem olarak verebiliriz ve onların ıslaklığı çok güzel sağlıyorlar. Ama orada şöyle bir şey yok tabii. Hani mesela ben 6 ay kullanayım sonra keseyim zaten düzeldi. Öyle bir şey yok. O eksiği yerine koymak. Zaten eksik o. Koyduğun sürece yerine aslında o şeyi koruyorsun. Islaklığı ya da nemi koruyorsun. Bu arada cinsel isteği artırıyor lokal preparatlar. Vajinal östrojen kullanımı. Ama hep aynı şey var Tuğba'cığım. Ne kadar cinsellik bırakılıyorsa
o kadar küsüyor bence. Yani bu süreç çifti de birbirinden uzaklaştırıyor ve cinselliği anlamsızlaştırıyor. Evliliğin temeli olduğunu düşündüğüm ya da evlilik olmak zorunda değil yani bir birlikteliğin temeli sevgi olması diyelim. Yani sevgi içeren, birlikte bir hayat paylaşımı içeren her ilişki. Bir dakikanı rica ediyorum. Bir şarjımı takacağım Egemen. Evet. Evet, soru. Bakalım. Hormon tedavisinden kadınlar neden korkuyorlar? Hormon almayan da çok kadın var çünkü. Dolayısıyla hormon tedavisinden neden çekiniyorlar kadınlar? Meme kanseri olmaktan korkuyorlar. Meme kanseri olmaktan korkuyorlar. Hatırlıyor musun? Biz bir önceki canlı yayında biz şeyden bahsetmiştik ya çalışmadan ya da bu canlı yayın dışında evet. Bahsettik. Evet. Bu WHO'nun çalışmasından dolayı meme kanseri riskinin artışı açıklandıktan sonra aslında çalışma erken sonlandırılmış olduğu fark edildi. Çünkü 15 yıllık çalışmayı 10 yılda sonlandırdılar ve devamında aslında meme kanseri riskinin çok belirgin artmadığı, bir miktar arttı ancak istatistik olarak anlamlı olmadığı anlaşıldı. Çünkü postmenopozda kalp kriziyle ölüm riski çok artıyor mesela. Kemik kırıklarının riski hormon kullanmayan kadında %55'leri görüyor. Ama meme kanserinden korkuyor. Meme kanseri sıklığı bütün dünyada yaklaşık 11 kadında bir civarında. Yani 8 kadında bir diye rakam veriliyor ama biraz daha böyle 11 kadında bire yakın. Tabii yani %10 çok yüksek bir rakam. Hormon kullanan kadınla kullanmayan kadın arasında küçük bir fark var. Ama burada önemli olan şey şu. Eski hormonlar bir bu hamile kısrakların, hamile atların idrarından elde edilen premarin ve türevi artık terk edildi. Ve kimyasal olarak laboratuvarda üretilen tablet şeklinde kullandığımız hormonları kullanmamalıyız. Bioeşdeğer hormon kullanmalıyız. Ben doğum kontraplarını hiç sevmiyorum Tuğba'cığım. Doğum kontraplarında eş değer çok zararlı olduğunu düşünüyorum. Çok ciddi bir şekilde karaciğerden geçişi var bunların. Sistemik hormonları ağızdan verirsek bir kere çok emboli riskini artırıyoruz. Toplar damarlarda kan pıhtılaşıp yaşamsal organlara pıhtı atma riskini artırıyoruz. Meme kanseri riskiyle ilgili bunlarda minimum risk artışı var. Ve kalp damar hastalıkları içinde asla koruyucu değiller mesela. Biyoeşler hormonlardan kastımız bizim biyomuzda birebir kendi hormonlarımızla eşdeğer üretilen, bitkilerden üretilen hormonlar ve lokal kullanılıyor. Hiçbirisi yutulmuyor. Yurt dışında preparatlar var, jel şeklinde. Mesela her gün bir bölgeye sürüyorsun bu kolun için, bir sonra bu kolun için ya da bacakların gibi. Böyle hani böyle bir fıs kullanıp ideal şeyde düzeyde cilt emerek kullanıyor. Ya da Türkiye'de hormon, evet doğal hormon içeriyor. Bir de peçler var. Türkiye'de şu anda bantlar var. Haftada bir değiştirdiğimiz. Onlara östrojen karşılasın diye ayda 12 gün progesteron etkiliyoruz. Onun antidotu olan yani. Yan etkisi var mı şey olarak günlük hayatında, psikolojinde, günü yaşama şeklinde bir yan etkisi oluyor mu? Östrojenin yok ama progesteronun olabiliyor. Duygu durumunu düşürebiliyor. Onu gece yatarken o yüzden vermek lazım. Ve mümkün olduğu kadar vajinal kapsül olarak kullanmak lazım. Hem etkinliği daha yüksek hem yan etki profili çok daha iyi. Ne hissediyor kadın hormonla? Dediğim gibi progesteron kontrolü verdiğinde yani düzgün yolla verdiğinde o da çok konforlu oluyor. En dramatik iyileşmeyi nerede görüyorsun? O akut şeyler var ya ateş basması, terleme, duygu durum bozuklukları, uyku mesela. Uyku da mucizeyi getiriyor. Vajinal kuruluk, cilt kuruluğu, o ciltteki şey fresh, estetik yaşlanma ile ilgili kaygılar. Oradaki şeyleri en erken getiriyor. İkinci vurucu değişiklik kemik densitesinde. Eğer kemik erimesinin erken dönemlerinde başladıysan kemiği tekrar yapılandırıyor ya da erimeyi durduruyor. Öyle mi? Evet. Kemik yoğunluğundaki etkisi mesela çok dramatik. Mesela henüz koroner kalp damar yani bu koroner kalpte şeyde kalp krizi riskindeki iyiliğiyle ilgili yayınlar henüz yeterli değil mesela. Burada FDA onay vermedi henüz bu açıdan. Bir de kime başladığınla ilgili. Mesela kadın 45 yaşında başladın, nasıl bir etki alıyorsun?
Kadın 60 yaşında başlamalı mısın? Bence hayır. Ya da 10 yılı aşkın menopozda başlamalı mısın? Literatür buna hayır diyor. Çünkü artık hormonu karşılayacak bir reseptör kalmıyor. Hepsi ölüyor orada. Bu anahtar kilit ya. Bir şekilde bu anahtarı verdin. Bir kilide oturması lazım. Bunların hepsi ölünce bir anlamı kalmıyor. O yüzden en iyi zaman ne biliyor musun? Menopozun ilk 3 yılı hormon başlanacaksa eğer, hasta uygunsa, değerse, karşılıklı karar verildiyse ve iyi izlenecek bir hastaysa ilk 3 yılı başlamak lazım. Hormona. 3 yılından sonra çok anlamlı olmadığını düşünüyorum ben. Şeyden peki bu rahim alınma durumlarında? Onlar da hemen. Eğer tabii memenin durumu uygunsa, yani meme kanseri açısından lifetime risk ve emboli açısından riski yüksek değilse hastanın, tabii orada aileyi falan da çok iyi sorguluyorsun. Anne de teyzeler de, anneanne de, baba tarafında hatta menopoz var mı? O da önemli. İkinci derecede önemli ama önemli. Mesela ailede felç geçiren insan var mı? Emboli atan insan var mı? Bunları çok iyi sorgulamak. Oturup gerçekten bir saat, bir buçuk saat hastayla konuşmak lazım. Soy ağacını çıkarmak, rutinleri anlatmak, kilo kontrolünü anlatmak, duygu durumundaki değişiklikleri anlatmak. Korkutmamak, menopozun korkunç bir dönem olması neden olsun ki mesela? Hayatımızı niye 30 yıl korkunç geçirelim? Aynen. Mesela korunmak zorunda değilsin. Bu iyi bir şey. Değil mi? Yani doğum kontrol ne kadar yapılmalı? Mesela bu da çok bana gelen bir soru var mıydı bilmiyorum gelen sorularda. Sorularda yok. Hiç yani korunalım. Şöyle bir literatür var. 50 yaşından önce menopoza girersen bir yıl korunmalısın diyor. Özür dilerim, 2 yıl korunmalısın diyor. 50'den sonra girersen bir yıl korunmalısın. Çok seyrek gebelik bu yaşlarda ama hani dikkatli olmak lazım. Yine de 40 yılda bir tane yumurta geliyor bir yerlerden ama anomali bebek riski de çok yüksek. Yani Down sendromu riskinin çok yükseldiği zamanlar o kumarı oynamamak için korunmak lazım ama oturdu tamam, bitti tamamen yumurta. Korunmak zorunda değilsin. Adet görmüyorsun. Değil mi? Acayip özgürlüğün var. Her zaman sporunu yaparsın, denizine girersin, petle uğraşmazsın. Bunların konforu da fena sayılmasa gerek. Bir de hayatının da böyle bir sürü o iniş çıkışlarının bittiği, daha böyle bir stabilize olduğun bir süreç bunun haricinde. Evet. İyi taraflarını görmek lazım her şeyin galiba. Tabii. Çok zor çünkü. Çünkü duygu durumu olarak da maddi olarak da bir olgunluğa erişiyor. Orada kadın. Düşünsene küçük bir çocuğu nasıl büyüteceğim, hangi okula göndereceğim, ay ergen mi oldu, bu sigara mı içiyor, işte yok sevgili derdi, beni sevmiyor mu, işte yok beni aldattı mı falan. Bu süreçlerin yani küçük küçük aklıma gelenleri söylüyorum. 1000 tane gençlik karmaşası var. Ya bunlardan kurtulmak iyi bir şey bence, kötü bir şey değil. Peki, üst üste yapılan tüp bebek tedavilerinde, denemelerinde yumurtaları azalıp yine bu menopozun erken gelmesini sağlayabiliyor mu? Şimdi biz her ay adetin ikinci günü kadına baktığımızda yumurtalık rezervini farklı görebiliriz. Her ay yeni yeni yumurtalar geliyor. Ama tüp bebek tedavilerinde düşünsene bazen 15-20 tane yumurta topluyorsun. Çok az da olsa kısaltabilir tedavi. Ama bir kadın hayatı boyunca bazen o kadar tutkusal oluyor ki çift bu anlamda. Yani içgüdüsel olarak illa bebek sahibi olacağız diye. 10 kere 15 kere deneyen çiftler görüyorum ben. Onlar da evet kısalıyor. Yani klinikte kısalıyor. Mesela burada donör çalışmaları var. Türkiye'de yasal değil ama yurt dışında yumurta bağışı yapan kadınlar var. Bir şey belirli bir ücret karşılığında. Evet. Birçok ülke var. Defalarca donör oluyorlar. Aslında ne etik ne yasal bu ama hani yumurta bankaları bunu çok umursamıyor özellikle bu sadece bununla para kazanan ülkelerde. Ve o kadınların hepsi çok genç yaşta menopoza girebiliyor ama mesela 10 kere yumurta bağışı yapmış. Her seferinde 20'şer kere toplanmış. Kısıtlı hücre, yani mantığa aykırı buna hayır demek, yani yok öyle bir şey olmuyor diyemeyiz mutlaka. O yüzden de doğru hesap yapıp şeyde de tüp bebekte de optimum yumurta sayısı elde edecek kadar adil bir tedavi düzeni oluşturmak lazım. Orada da aşırı yumurta elde etmenin başka riskleri de var, hiperstimülasyon riski gibi. Yani kadına ait hayati riskler de getirebiliyor bacım. Uzun adet, uzun süreli adet görmek, yani herhalde 10 gün 15 gün görenler var ya. Evet.
menopoz belirtisi olabilir mi? Yani herhalde şey demek istemiş, hani normalde o kadar uzun olmayıp sonradan uzun süreye dönmesi bu adetin menopoz belirtisi olabilir mi? Hayır doğrusu, ama başka şeylerin belirtisi olabilir. İleri yaşlarda sıkça gördüğümüz rahim içi doku kalınlaşmaları, polipler, rahim içi dokuya basan miyomlar, belki rahim içi dokudaki uzun vadede kanser riskinin artışıyla ilgili atipik hücre çoğalmaları gibi faktörler vardır. Bunun çok iyi jinekolojik değerlendirilmesi lazım. Bu menopozdandır, premenopozdur diyemeyeceğimiz, kesin demememiz gereken bir şey hatta. Daha çok sık adet, seyrek adet. Bunlar için şey premenopozda olabilir diyebiliriz. Peki bakıyorum kaçırdığım başka soru var mı diye. Ama yaklaşık bence buradaki soruların hemen hemen hepsine cevap verdik diye düşünüyorum. Yani genel olarak toparlarsak Egemen, menopoz bizim daha embriyo halindeyken üretilen yumurtalarımızın bitmesi, kalitesizleşmesi, binin altına düşmesi halinde. Evet. Değil mi? Biz menopozdayız diyebiliyoruz. Ve bir sene adet görmediğimiz zaman artık menopoz yasal olarak hayatımızda kabul edilmiş oluyor. Ondan sonra bu da bizde kemik erimesi, işte ciltteki yaşlanma, hızlı yaşlanma, yardımcı ol bana, ciltte kuruluk, deri incelmesi. Evet, vajinal kuruluk. Vajinal kuruluk. Ateş basması, terlemeler, işte duygu durum değişiklikleri. Aynen. Evet, biraz depresyona meyil, çok ciddi uyku bozuklukları. Ve beyinle ilgili bu şey, bilişsel fonksiyonların, yani kognitif fonksiyon denilen fonksiyonların kaybı. Diğer endokrin organlarda tiroid. Yani menopoza girdiğimiz zaman bir de atıyorum tiroid kontrolü yaptırmamız gerekir mi? Ya aslında o kadın doğumcusuyla çok sıkı paylaşması gereken bir şey hastanın. Rutin olarak böyle bir şey önerilmiyor ama bir sormak lazım mesela, ailenizde tiroid hastalığı var mı diye. Yani onları mesela, insülin direnci var mı ailenizde, diyabet var mı? Eğer öykü bizi buna biraz evet yani bir kontrol yap, en azından kendimiz bakabiliriz bir tiroid değerlerine, hastanın tiroid muayenesini yapabiliriz, elimize bir nodül geliyor mu diye. Yani şüphelendiğimiz zaman doktora gönderebiliriz. Şöyle bir şey de çok doğru olmuyor Tuğba'cığım, menopoza girdin, o doktora da git, o doktora da git. Yani bunlar çok ciddi maliyet ve zaman isteyen şeyler ve hastayı oradan oraya gönderdiğinde çok bu da yorucu oluyor. Moral bozucu bir şey bir de. Evet, sürecin kendisini de yorabilir. Yani biraz bu menopozu doğru okuyan bir kadın doğumcuyla doğrudan ilişkiyle yürüyecek bir şey diye düşünüyorum ben. Bizim bedenimize uygun hormon tavsiye ediyorsun sen. Biyoeşter hormon tavsiye ediyorum. Ama evet, almadan önce hastanın çok iyi değerlendirilmesini, memenin çok iyi değerlendirilmesini, asla sigara içmeyecek hasta, kilosunu koruyacak. Mümkünse öncesinde sigarayı bıraktığına, kilosunu aylarca koruduğuna ikna olacağız ve takiplerini doğru zamanda yaptıracak. Çünkü bazen kişisel bir süreç, genel bir süreç değil. Evet, kişisel bir süreç. Kişisel bir süreç. Evet. O yüzden ondan duydum, bu çok iyiymiş. İşte o şunu yapmış da ben de ondan alayım. Çünkü bu ilaçlar, sen de söyledin, reçetesiz satılıyor. Evet. Bilinçsiz bunları almak ve kullanmak başkasına iyi geldi diye çok da mantıklı bir şey değil. Ya beni çok yoran bir şey. Mesela şeyde de medyadaki en büyük sıkıntılar, aslında şimdi Covid döneminde de çok gördük ya, kendi uzmanlık alanı olmayıp da konuşan insanlar var. Bunların birçoğu bilim insanı da değil. Hasta televizyondan duyduğunu çok önemsiyor. İnternetten okuduğunu çok önemsiyor ama internet okuryazarlığının da şöyle bir riski var. Ben mesela çok sanata meraklıyım, iyi bir sanat okuruyum ama bu konuda fikir söyleyemem. Dolayısıyla bilene danışmayı seviyorum. Mesela yani bir iş yapılacaksa, yani harika yemek yapamam, her seferinde ablama telefon edebilirim mesela. Yani birazcık bu şeyi kişisel olarak kendi özelliklerimizle karşımızdaki hekime bırakmamız lazım. Yani ben asla hormon kullanmak istemiyorum diyen hakkı, hastanın bu hakkı vardır. Ama ben kullanmayı düşünmüyorum ama siz ne dersiniz? Biraz da konu hakkında öğrenmek istiyorum. Bence daha iyi bir ilişki biçimi. Yani çok sert olmamak lazım hayatın her alanında. Hormon hiç kullanmasak. Tamamen doğal yollara gittik diyelim. Böyle değil çünkü, insanlar çok var. Şunu diyen çok var. Eskiden hormon mu varmış? İşte herkes, bütün kadınlar dünyanın varoluşundan, insanın varoluşundan beri işte menopoza giriyorlarmış. Hormon da almıyorlarmış ve yaşayıp gidiyorlarmış.
Senin dediğini bir yere koyuyorum tabii ki. Erken ölümün ve sonucunu getirilerin farklılığını. Hiç hormon almadı. Bunun avantajı ne, dezavantajı ne? Şöyle bir avantajı var. Kadın korkmuyor. Yani bir duygusal özgürlük avantajı var. Doğayı yaşadığını düşünerek korkulardan ırak oluyor. Bu kadının meme kanseri olmayacağını göstermiyor aslında. Değil mi? Yani bir de doğal risklerimiz var. Çünkü bizim işte 8 ila 11 kadında bir diye dünyada değişik rakamlarla geçen oranı hesapladığımızda bu hormon kullanan kadın için değil. Hepimiz için geçerli bir şey aslında. Yine oradaki argüman, beklenen yaşam süresi eskiden 45-50 iken şimdi 80'i geçti. Evet, tamamen doğasıyla yaşayabiliriz ama o zaman mesela ama benim çok da vajinal kuruluğum oldu. Çok ciddi cinsel problemlerim var. Peki bu doğasında var ama. Hı hı. Ya da hormonla menopozla beraber çok depresyondayım, hiç uyuyamıyorum. Bu bunun doğasında var. Yani bunu bunu asla tehdit anlamında söylemiyorum. Öyle algılamamak lazım. En korktuğum şeydir sert bir konuşma biçimi. Bunu böyle kabullenmeliyiz. Doğa dediğimiz şey bize o zaman menopozla beraber, her kadında değil ama bazı kadınlarda cildin yıpranmasını, estetik yaşlanmayı, uykusuzluğu, duygu durumundaki çok öfke ataklarını, depresyon ataklarını, vajinal kuruluğu, cinsel fonksiyon bozukluklarını, cinsel haz bozukluklarını, istek bozukluklarını, kemik erimelerini, dolayısıyla bunlara bağlı kemik kırıklarını, koroner kalp hastalıklarını, erken demansı, unutkanlıkları, Alzheimer'ı getirebilir ve bizim bu doğayı böylece kabul etmemiz gerekiyor. O zaman da kadınlara teslim olun demiyoruz. Öyle anlamamak lazım. O zaman da ihtiyaçları olan omega 3'ü, magnezyumu, D vitaminini, değil mi? Zaman zaman iyot, selenyum, çinko gibi mineralleri, mutlaka güneşle ilişkilerini, mutlaka egzersizle, beslenmeyle ilişkilerini ayarlamaya çalışıyoruz. Yani tamam, hormon kullanmıyor musunuz? Ne kötü. Sizi yalnız bırakalım o zaman şimdi. Ben böyle olmaz ya. Yani siz tamam şeyden, devreden çıktınız. Böyle bir şey değil elbette. O da iyi bir ilişki gerektiriyor. Ama hormonsuz ilişkide verdiğimiz tedavinin, daha doğrusu besin desteklerinin daha az biyo yararlılıkla diyeceğim ona. Yani daha az yararlılıkla kullanılabileceğinin farkında olmasını sağlıyorum hastaların. Ama sistemik hormon, yani o jel ya da pet şeklinde kullanmaya ikna edemediğimde ya da hasta asla istemediğinde vajinal kullanım için onları yüreklendiriyorum. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlaması da yayında net. Vajinal kullanımda sistemik dolaşıma geçmek yok. Bir de ilginç bir şekilde ne oldu biliyor musun? 25 mikrogramdı vajinal tabletlerin dozu. Sonra 10 mikrogramlı bir çalışma yapıldı ve etkisi aynı. Aynen. Yani, dozu da çok düştü. Ama mesela haftada şöyle kullandırıyoruz onları. 2 haftada her gece kullanıyor aslında. 2 hafta süreyle. Sonra haftada 2 gece kullanıyor. Ama bazen haftada 3'e çıkarıyorum onu ben. Eskiden haftada 2 ile 25 mikrogramdan 50 mikrogram alıyordu. Şimdi haftada 3 versem aslında 30 alıyor. Yani her şekilde düşük dozda da başarılıyor ve onu seviyorlar. Yani o konuda ya doğru iletişim çok güzel ve iyi bir şey. Yani doğru iletişimde ne olduğunu, riskini fark ettiğinde hasta anlıyor zaten onu ve kullanıyor şeyini, tabletlerini. Ya o zaman genel olarak şöyle diyelim. Biraz önce de konuştuğumuz gibi bu yeni bir süreç. Bir kadın olarak, bir kadın hayatında yeni bir süreç ve bu da kötü bir şey değil. Sadece bilmediğimiz bir düzen, o güne kadar tanımadığımız bir düzen ve bunu tanımak için, tanışmak için bir vakit harcayacağız, öğreneceğiz, onu sorgulayacağız, bunu sorgulayacağız, seçeneklerimizi göreceğiz ve içimiz, kalbimize ne siniyorsa bunu yapacağız. Doktorlarımızla da iyi iletişimde olacağız, kendimizi kontrol edeceğiz, kendimize iyi bakacağız, kendimizi seveceğiz ve bu süreci bir kadın olarak en iyi şekilde yaşamak mümkün. Ya yaşam bir kere. Yani şahane geçirmemiz lazım. Bir sürü derdi birlikte getiriyor. Yani kolay mı? Hiçbirimiz, kim sorunsuz hayat yaşıyor ki? Hangisi sonsuz? Yani gençlik de sonsuz değil. Zenginlik de, fakirlik de, değil mi? Yani hatta çirkinlik de sonsuz değil. Bir sürü güncel uygulama varken. Yani ben yaşamın getirdiği bir sürü zorluk içinde
bir sonuna kadar keyifle geçirmeye çalışmamız lazım ve dönemin tadını çıkarmak lazım. Yani iyi bir işbirliği yapmak gerekiyor. Orada çok kötü yazıları okumayalım mesela. Güzel olanlarını okuyalım. Yani korkunç hayat hikayeleri dinlemeye çalışmayalım. Çok güzelleri de var. Bir sürü ilham veren öyküler var. Yani benim 50 yaşından sonra iki dil öğrenen hastam var. Yani hayranlık duyuyorum. Yani okul okuyan, tekrar üniversite okuyan hastam var. O kadar sonsuz bir şey ki yaşam gailesinin azalmasıyla hani artık yapmam, şunu yapmam gerekmiyor artık duygusuyla yeni yollara gitmenin. O yüzden ben yani hiç ümidi azaltmamak gerektiğini düşünüyorum. Tamam. Çok teşekkürler Egemen. Yani çok iyi geldin seninle olmak Tübra'cığım. Bir sürü insanın da çok bilgi edineceğini düşünüyorum bu sohbetten. Umarım. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Herkes de seni görmek çok güzeldi Tübra'cığım. Öpüyorum seni. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz.